Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de geliyorum ekrana. Tamamdır. Evet, yeni iş yerimizdeyiz. Umarım beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Ama önce keyifler nasıl, görüşmeyeli nasılsınız? En son dün görüştük, değil mi? Takvim. Yine bende takvim çok doğru gitmiyor çünkü ya. Doğru yerdesin Emir'cim. Nargile mi açayım bu arada? Bugün detaylı bir ilmedik incelememiz gelecek. Size coverları falan da göstereceğim hatta ben. Bu 20. yıl basımı olması lazım. Evet, XX. Değil mi? Değil mi Emir? Beni bu ara bayağı görüyorsun ya. Akçay şöyle, klasik inceleme olduğuna bakma isminden. Hani böyle bir isim tatlı bulduk. Beraber kararlaştırdık aslında. Discord'dan siz detaylı inceleme isteyeceğim albümleri atıyorsunuz. Dil limitimiz yok. Hatta şöyle söyleyeyim, tarz limitimiz yok. Yani rap dışında bir şey de atabilirsiniz. Tabii tercihimiz rap albümleri olması. Ama Casper hoş geldin. Ama şey var hani, ağırlıklı olarak en başta tabii ki kült albümler gelecek ve biz onları inceleyeceğiz. Discord'da şu ana kadar ilk gelen albüm İlmedik'ti, Last'tan. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam KRS-One Return of the Boom Bap vardı. Diğerine bakacağım, şu an onu hatırlayamadım. Sizden şu ana kadar ben biraz toplayayım, öyle başlarız diyordum. Ha, diğeri de DMX'in It's Dark and Hell Is Hot albümü gelmiş. Bu arada ben kendim de rastgele hani burada olmayan albümlerden de seçebilirim. Bazı haftalar kısa olursa İki albüm üst üste inceleyebiliriz. Akıl sağlığımız el veriyorsa. Yani akıl sağlığımız derken burada güzel müzikler dinleyeceğiz de şey açısından hani uzun sürecek çünkü göreceksiniz ben bayağı bir sample'larına falan da girip inceleyeceğim çünkü yani. Aynen Arda attı onu da. İyi yaptım ben de Arda, seveceksin diye düşünüyorum yayınımızı. NW albümleri olur yani bu şey bunu her hafta bazen müzik business yayınlarımız çakışabilir. Çünkü müzik business daha önce de söyledim ama biraz limitli bir konsept. Yani konularımız çabuk bitecek ve atıyorum en fazla 10-11 bölüm olduğunda o kenarda arşivlik hani YouTube'da materyal olarak arayan birisi için belge niteliğinde duracak yani. Ama yani müzik endüstrisinin içerisindeki konuları dön dolaş durmaktansa derleyip toplayıp bitiririz. Müjde ablayla yapmayı planladık ama onun belgeseline bayağı yeni bir belgesel üzerine uğraşıyor. Onunla bayağı bir uğraşıyor şu an. Daha derli toplu yaparız diye ben bugün bu içeriğe gireyim dedim. Başka bir gün yaparız onu diye. Yani müzik business yoksa şimdilik klasik inceleme var salı günlerimizde. Yani ben mesela Türkçe olarak Rap Usta'da incelemeyi çok istiyorum burada. Medcezir inceleyebiliriz, Bir Pesimist'in Gözyaşları inceleyebiliriz. Yani illa rap bazında bakıyorsak ya da işte Kemal albümlerinden Kemal'ın Meriç'i falan inceleyebiliriz. Mümkün yani. Arada ben sizin çok çok azınlığınızın bildiğini düşündüğüm ama bence klasik olan ya kült olmuş albümlerden bir şeyler seçip inceleyebilirim globalde ya da yerli gibi gibi. Lexalt hoş geldin. 36 de gelir abi, tamamen sizin önerilerinize bağlı. Yani siz Discord kanalını ne kadar aktif kullanırsanız bizim yayınlarımız o kadar etkileşimli ve bereketli geçecek açıkçası yani. Çünkü önerileri ağırlıklı olarak sizden almayı niyetliyim yani. Days Before Radio bakabiliriz abi bir ara. Çok mümkün yani. Aa Mali'cim hoş geldin. İyi çalışmalar. Sen şu an muhtemelen bir taraftan işte uğraşıyorsun. Casper o da mümkün. Yani gerçekten mümkün bu arada. İlla hani klasik dediğim böyle The Source mantığı, Five Mike almış albüm incelememize gerek yok yani. Ben konseptimiz hakkında ufak bilgilendirdim. Ha, birazdan başlarız zaten. Onun için ne diyebilirim mesela? Hani tabii ki sample'ı bilinmeyen eserlerde bu solda gördüğünüz kısmı yapamayacağız. Tabii ki ama size ben şöyle gideceğim. Parçaların ilerleyen haftalarda şöyle bir düzeltme yapacağım. Bu hafta size İlmatik özelinde YouTube'dan bulduğum rhyme şemalarını göstereceğim aynı zamanda. Kafiye şemalarını göstereceğim. Bu yayınlık sadece 10 şarkıdan 6'sının ve bazılarının sadece bir iki versiyonum var.
bu haftalık böyle olacak ama önümüzdeki haftalarda ona ayrıca vakit ayırıp kendim en kötü size bir şema çıkarmaya çalışacağım. Yani parçaları dinlerken sample'larına bakacağız. Nereden sample'lanmış, nasıl işlenmiş parçaları dinleyeceğiz. Burada geç kuralımız yok, haberiniz olsun. Ve aynı zamanda dinlerken bir taraftan da şu an sample'ları gördüğünüz yerde rhyme şemamız olacak. Göstereyim, şöyle gelecek mesela. Buradan da aynı eş zamanlı olarak inceleyeceğiz. Hiç sorun yok Lexalt'cığım. Akçay Cuma günü. Biz haftalıkta Cuma çıkmış parçalara baktığımız kadar sizden gelen demolara da Cumaları bakıyoruz. Cuma yayında bakacağız ona Mali ile beraber. Yani yok. Yani ya şöyle söyleyeyim. Senin demon bana hep amatör arkadaşlarla yaşadığımız problem. Senin demon bana eğer PDND.net'te falan gibi bir profesyonel dağıtıcıdan ulaşıyorsa ben onu sen profesyonelmişsin gibi değerlendiririm. İlk kaydın gibi değerlendirmem ve ağır eleştiririm. Ha demonuysa demo olduğunu bilincinde eleştiririm. Yani bu şey değil. Çok güzel olmuş demek değil bu. Yani hatalarını söyleyip seni geliştirmeye yönelik fikirlerimi beyan ederim. Ama profesyonel gibi geliyorsan karşıma ben de o zaman dalga geçmeye bile varabiliriz burada yani haberin olsun. Ona göre bana atacağınız şeyin nereden geldiğine dikkat edin yani. Beat atabilirsiniz abi hiç problem yok. Takpak stüdyo kısmında bu haftalık idare ederim ama bundan sonra şey var bak köşede hatta tam olarak sana kanalın ismini söyleyeyim. Başlamadan hem biz bu arada toplanalım. E-Devlet diye bir kısım var. Bizim yayın içeriklerimiz abi ve sizin bir dilek ve şikayetleriniz de dahil olmak üzere, yani görmek istedikleriniz, talepleriniz de dahil olmak üzere. E-Devlet kısmında uygun başlığı bularak oradan gönderirseniz sevinirim. The Crash sizden gelenler mesela. Bizim The Crash'te dinleyeceğimiz müzikler için sizden önerilerimiz. Örneğin geçen hafta blues'u inceledik. Dedik sizin favori blues parçalarınız yayında bakmamız için oradan gelmeli. Beatmaking sample kısmı. O sizin beatlerinizi atmanız için bir yer değil. Biz beraber beat yapacağımız zaman sizin atacağınız materyallerden ben beat yapacağım için ya da demolarınızdan, akapella kayıtlarınızdan parça bitireceğimiz için oradaki materyalleri oraya bırakıyorsunuz. Haftalık yeni çıkanlar bildiğiniz bu hafta bu çıktı diye bizi haberdar edeceğiniz kanal. Haftalık sizden gelenlerse sizin demolarınızı veya parçalarınızı bize dinlememiz için attığınız kanal. Discord tanıtımımızı da bitirdik. Şahin Dikak gibi evet. Rhyme şemasını da hazırlamaya çalışırım abi ya problem yok o konuda. O zaman ufaktan giriyorum. Aynen Who Sampled'dan aldım zaten ben de sample'larımızı. Bazıları Who Sampled'da olmayıp benim keşfettiğim, hani bu albüm için değil tabii. Hani başka albümlerde parçalar oldu. Onları da biliyorsam not ederim ama bazı sample olduğunu bilsek de sample'ın ne olduğunu bilmediğimiz için orada bu şema boş kalacak yani. Şu anlık rhyme şeyimi kapatayım çünkü albüme ufak infolarla giriş yapayım istiyorsanız. Ceren hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün popo görmeyiz herhalde. Dün bayağı gördük ama bu poposuz yayın olur. Bugün klasik bir albümü baştan sona inceliyoruz. Alparslan teşekkür ederim. Bunun kliplerinde o dönemde popo yoktu ya pek. O dönem daha popo icat edilmemişti Ceren. Dün yayınımıza gelenler şu an gülüyor, diğerleri anlam vermeye çalışıyor. Dün öyle denk geldim Ali. Özellikle Almanca rap camiası bize çok dün Twitch banı sınandı yani dün resmen. Of. Çevirilerini aldım. Çevirisi olanların çevirisini de aldım abi merak etmeyin. Tedarikli geldim ben. Ay. O zaman ilk olarak ben size albümü göstereyim kendim. Nas hakkında da bilgiler tabii ki vereceğim. Bu meşhur Nas'ın ön kapaktaki fotoğrafı albümün CD kısmında da basılı. Arka kapak. Bunları Google'dan da bulabilirsiniz gerçi de. Sade bir kapağı var. Yok bu imzalı değil abi. Daha güzel şu baskıyı daha çok seviyorum. Bunu da yeri gelince göstereceğim. Böyle bir CD.
Bu yanlış hatırlamıyorsam zaten direkt 94 basın bendeki değil mi? Evet, bendeki 94 basın. Meşhur fotoğraf ki bunun hikayesini şu an ekranda görüyorsunuz, değineceğim. Ekranda ilk onunla gireceğiz aslında İlmati'ye. Niye hasta mıyım abi ya? Önce bukletlerden girelim istedim. Size şöyle fotoğrafları falan da bir göstereyim. Şöyle. Meşhur fotoğraflardan bir tanesi de diğer arka yüzünde var. Ha yo. Evet. Hani böyle bir bukleti de göstereyim dedim. Nasıl albüm çekilişi değil ama şey var. Bu abonelere özel yapacağımız bilgi yarışmasında şundan bende iki tane var. Birini hediye edebilirim. O konuda problem yok. Şöyle dursunlar. İçli içli mi çekiyor bilmiyorum. Belki de nargile biraz tıkamıştır. Daha açmadım ama. Ha, çok içtiğim için. Evet. Önce Nas'ın ufak bir hikayesiyle gireyim albümden önce. Kendisi aslında Brooklyn doğumlu ama Queensbridge Housing Projects'te yetişiyor. Long Island tarafında New York'un. Yani Queens'in Long Island'a yakın tarafında bu Queensbridge projeler. Toplu konutları. Aslında kendisinin bir DJ'i var. Çocukluk arkadaşı, en yakın arkadaşı Illville. Illville ve Nas'ın kardeşi bir çatışmada vuruluyorlar. Kardeşi yaşıyor Nas'ın ama maalesef Illville ölüyor. Bu Nas'ın üzerinde çok büyük etki gösteriyor. İlk olarak hatta Nicki Kid Wave'ken sonra Nasty Nas'a dönüyor. Ondan sonra ise kısaca Nas olarak tanıdığımız halini alıyor ismi. Ayrıca bu arada şeyden geleceğim. Bu detaylara daha fazla girerim. Şöyle girelim. Hip Hop 101'de işte ülkeler genel bir ülkelere göre veya genel hip hop tarihini bitirip grup ve efsane sanatçı incelemelerine komple diskografi gibi gireceğimiz zaman orada buna daha fazla değiniriz. Bugün çünkü daha çok albüm inceleme özelinde gideceğiz. Yusuf Demiröz demiş ki QB'nin aşağı tarafı ben gittim taktılar bıçağı diye. Takabilirler abi, orası biraz sıkıntılı bir bölge. Ne diyordum? Ha. Nas ilk olarak Queensbridge'den yine Large Professor'la Main Source grubunun frontmeniyle tanışıyor. Bu albümde de bayağı bir prodüksiyonu var. MC olarak da çok sevdiğim bir MC aynı zamanda Main Source grubuyla ve ilk çıkışını bu albüm diyorum çok pardon. İlk çıkışında Main Source'un albümündeki Live at Barbecue parçasında yani barbekü partisi, canlı barbekü partisi parçasında gerçekleştiriyor. Breaking Atoms albümü 91. Barbecue de canlı yani parçanın ismi. Daha sonrasında ise bu albümde yer alan Halftime isimli parça, filmin adını hatırlamıyorum ama galiba Zebrahead'di, ona bir bakacağım. Evet, Zebrahead. Not almışım. Zebrahead filminin soundtrack'i olarak çıkıyor ve bayağı bir ses getiriyor. İlk şarkısını neredeyse henüz Rakim'le kıyaslanmaya başlıyor diyebilirim. O döneme kadarki en büyük MC diyebileceğimiz figürle. Tabii ki Nas'ın etkilendiği en büyük isim bence Kool G Rap. Ve burada bir isim devreye giriyor. MC Search. MC Search, Third Best'ten tanıdığınız MC Search. Nas'ın bir label'la anlaşması için bayağı çırpınıyor yani. Bir adaletsizlik olmaması için, Nas'ın sömürülmemesi için bayağı bir çırpınıyor MC Search. Ve ilk olarak Defşem'e gidiyorlar. Defşem'de Razzle Simmons Nas'ı dinledikten sonra çok fazla Kool G Rap diyor ve imzalamıyor. Daha sonra zaten Puff Daddy ile de Nas'ın arası daha sonraki yıllarda zaten var. Bad Boy'a gidiyorlar ama Craig Mack'le Nas'ın bir sorunu olduğu için Bad Boy imzalamıyor. En sonunda Columbia'dan çıkarıyorlar albümü, bildiğiniz. Yok abi, MC Search. Onu hatta MC Search kendisi de anlattığı röportajlarını bulabilirsin. Akçay alakası bir soru soracağım demişsin. Akçay, bunu şeyde inceledik. YouTube'da Hip Hop 101 bölüm tekrarlarına bakarsan orada cevabını alacaksın tarzları incelerken. Mainstream günümüz başlığı altında bulacaksın muhtemelen. Yok, zaten MC Search burada nasıl bayağı kolluyor. Hatta MC Search şöyle diyor. Ya müzik endüstrisindeki Yahudi stereotipini biliyorsunuz. Ben o Yahudi değilim diyor MC Search. Yani onu sömürüp kendime fırsat yaratamazdım gibi bir açıklaması var yani. Günümüz zamanında yapılmış bir röportaj bu arada, bu açıklama yani. Aynen, Craig Mack de çok severim bu arada.
Bu sebeple Bad Boy olmuyor ve Columbia imzalıyor. En başta Nas bu albümün kapağı için şöyle gireyim. En başta Nas aslında bu rivayet biraz da 15 şarkı kaydettiği söylenir ama bu 15 şarkının bazıları bootleglere falan da düştüğü için şirket ve Nas konuşup en başta bunu 10 şarkıya düşürmeye karar veriyorlar. İlk trivia bilgi bu. İkincisi ise Nas kendisini şey albüm kapağını şöyle planlıyor. Kendisinin İsa'yı kafa kola aldığı bir fotoğraf düşünüyor, poz düşünüyor. Columbia hayır bu çok sıkıntılı diyor ve Nas'ın çocukluk fotoğrafını kullanmaya karar veriyorlar. Burada da ilham aldıkları şey 1970'ler 74'ten bir caz albüm kapağı. İsmini hatırlamıyorum şu an ama not aldım. Ona izninizle hemen bir bakayım ya. A Child Is Born'muş. Albüm kapağının ismi. Howard Hunger grubunun. Bu kapaktan ilham alarak NASA bu efsanevi yani artık hepimizin ikonikleşmiş albüm kapağını tasarlıyorlar ve albüm başlıyor. O zaman parçalarımızla gidelim. Albümün introsu diyebileceğimiz Genesis. Prodüktörü Nas ve Fate Newman sample'larsa Nas'ın dedim ya size ilk kaydı olan Main Source'un Live at the Barbecue parçası 0.23. Şurada sample'ın nerede başladığını vermişim. Size orijinal sample'ları da açacağım. Merak etmeyin. Kapak gidebilir. Hop. Bunu biraz orantılamam lazım. İlla bir aksilik olacak her yayınımızda. Bir saniye bekleteceğim sizi. Çok da sıkıntılı bir durum değil gerçi ama olsun. Başladığımızda ayarlarım ya da. İkincisi ise Wild Style'dan bir konuşmayı skit olarak alıyor ve albüm açılıyor. Önce size bunda sample'ları dinletmeme gerek yok. Çünkü bildiğiniz parçalar diye bunda direkt Genesis'le giriyorum. O zaman Nas Genesis geliyor. Ne kadardı uzunluğu? 1.46 uzunluğu. Onu dinlerken ben de ekranı orantılayım. Evet. Sıradaki parçamız albümün aslında esas açılış parçası. Hepinizin bildiği, yayınımızı da onun enstrümantaliyle açtığımız DJ Premier prodüksiyonu olan New York State of Mind parçası. Nas'ın efsane parçalarından bir tanesi. Parçada 3 tane sample'ımız var. Donald Byrd'den Night Time burada dinleteceğim zaten. Parçadaki efektler buradan geliyor. Ana melodi Joe Chambers'ın Mind Rain parçası. Ve drum break'imiz yani davullarımız da Kool and the Gang'in NT parçasından geliyor. Önce size sample'ları dinleteyim. Tam olarak da burada zaten dakikaları yazıyor. Evet ilk olarak Blackbird gelsin. Pardon. Donald Byrd Blackbird albümünde parça. Flight Time parçası. Demin de söylediğim gibi. Bunun 23. saniyesi. Hemen size açıyorum. Evet. Peki parçamıza bakalım. Burada size infoları verdim. Rhyme şeması da geliyor şu an. Eş zamanlı götürmeye çalışacağım. İkisi farklı videolardan geliyor çünkü. Farklı kaynaklarda. Çok hafif bir kayma olabilir. Ve parça Türkçe çeviri. Merak etmeyin. O zaman Nas New York State of Mind geliyor. Bitirdik. Nas mı Jay-Z mi? Bence Nas. Ama Jay-Z'yi de ben çok severim. Türkiye'de gereksiz gömülen bir isim yani. Cahit doğru söylüyorsun. Sana değil, hani Suge Knight'a sormak lazım onu yani gerçekten. Abi Atilla'nın bir sorusu var. Abi yabancı rap dinlemeyenlerin birçoğu dinlerken çok anlamıyorum diyor. Kafa sallamak bile yeter mi yabancı rap için? Bence yeter. Türkçe dinliyorum çünkü anlıyorum diyorlar. Ne diyorsun bu konuya? Ben altyazılı şekilde YouTube'dan dinliyorum. Abi yine birilerine diss atmayalım böyle bir yayında istiyorum ama ya Türkçe'de bir şey dinlediğimi anlıyorum derken ne anlıyoruz abi? Son dönem için konuşuyorum özellikle. Bir şey anlatılıyor mu ki bir şey anlayalım? Yani yani herhangi bir isim verip birilerini burada şey yapmayacağım ama karşıma almayacağım ama gerçekten yani Türkçe'de böyle bir storytelling yok. Maalesef. Ya da böyle bir buna Amerika'da urban poetry deniyor. Yani böyle bir sokak şairliği yok. Olsa bile anlatılan şey sokak şairliği yapabilecek insanların çoğu zaten arabesk rap'te netlerde karşımıza geliyor zaten. Hani yani o buna benzer Amerika'da siyahilerin yaşadığına benzer hayatı yaşayan insanlarsa çok çok farklı bir dünyada Türkiye'de yani. Bakıyorum.
Ya evet, Undertaker ve Türkçe rap'in Golden Age'inde var, ama Türkçe rap'in Golden Age'i çok 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 limitli bir süre. Çok kısa bir süre yani. Gazapizm var çağımızın Shakespeare'i. Hoş geldin Network Edekat. Ay. Yani Verus kısmen ya, bu yani şey yok. Bunu yapmıyor mu diye soruyoruz da, şöyle bir şey var. Şu an dinlediğimiz MC'ye muadil bir MC Türkiye'de yok ya. Yani şu an yani şey var. Klasik inceleme yaptığımız için biz burada bayağı hani GOAT adaylarını, yani Greatest of All Time, tüm zamanların en iyisi adaylarını dinliyoruz. Ya da işte Legend, Legendary, efsanevi MC'leri dinliyoruz. Bu arada ben hani Türkçelerini bilmediğim için demiyorum, hani bu isimleri aratırken hani Google'da yapmanız gereken arama kelimelerini söylüyorum yani. Şey gibi değil. Neydi, Duygu Özaslan gibi bir durum yok ortada yani. Yani biz bahsettiğim gibi biz efsaneleri dinlediğimiz için Türkiye'de bunların muadilini bulamazsınız abi, üzgünüm yani. Türkiye Ligi yani şey, futboldaki gibi düşünün ya, bir tarafta hani Premier Lig var, bir tarafta da hani şu an Sportoto mahalle ismi bilmiyorum, Sportoto Süper Lig var yani, onun gibi düşünün. Yani kıyas mümkün değil yani. Aynen, asla Türkçe rap yani bu seviyede bir şey Türkçe rap'te bulamayacaksınız asla yani. Ama günümüz Türkçe rap'inde de zaten şey yok, bomboş sözler yani zaten. Hani sözlerin bomboşluğunu geçtim, şöyle bir beat de yok. Yani. Neyse, ben parça hakkında biraz daha infoya geçeyim. Parça hakkında, albüm hakkında. Ya tür olarak bu abi erken dönem mafyozo rap ve hardcore rap bu. Yani Türkiye'de mafyozo rap de yok. Hiç olmadı yani. Yo, böyle bir dava emir hiç olmadı Türkiye'de zaten ya. Hani Türkiye'de mafyozo rap diye bir şey yok abi. Hani gangster rap de Türkiye'de yok yani. Onları unutun yani. Öyle bir şey değil o. Neyse, albüme döneyim ben biraz da. Yok Verus, anladım. Ben genel olarak sorularınız aktığı için hepinize tek seferde cevap vermeye çalışıyorum. Ben seni anladım. Storytelling olarak bakıyorsan evet, iyi storytelling yapabilen Kayra var. Tamam, Indigo var, Çağrı Sinci var, aklıma gelen Ağaç Kakan kısmen var, ama ya hiçbiri bir Slick Rick seviyesinde değil. Bundan bahsediyorum ben de. Ben seni anlıyorum yani. Miraç, hoş geldin. Ya o seviyede biri yok. Ya şey denir, Slick Rick'i tanımlamak için hani size parkı anlattığı zaman Slick Rick şarkısında siz otomatikman çim kokusunu duyarsınız diye bir şey var. Türkiye'de böyle birisi yok. Böyle bir şair var, şairler var, ama böyle bir rap figürü yok Türkiye'de yani. Onu demek istiyorum. Albümün genel teması ise dediğim gibi erken dönem mafyozlar rap, sokakta işte kendi hayatında gördüğü şiddet, işte urban poetry diyebileceğimiz biraz conscious konular albümün geneli. Bu içerikte ilerliyor. Size hatta ben şunu da göstereyim. Bu da 20. yıl basımı tekrar. Bunda çift CD. İlk CD bildiğimiz Illmatic Remastered versiyon. Şöyle bir ufak şey var, o içeride kaldı. Arka tarafında ise çeşitli freestyle'lar ve remixler var albüme ait. Bunun çok çok sevdiğim kısmı benim biraz tasarımı. Albümün bu versiyonunun. Arda, hoş geldin. Örnek vereyim. Çift CD demiştim ya. CD'leri çok güzel bir tasarımla. CD'ler plak gibi tasarlanmış abi. Görüyorsunuzdur herhalde. Şeyin şu sleeve'ine kadar plak gibi tasarlanmış durumda. Gerçekten çok tatlı. Burada ekstradan işte çeşitli bilgiler var. Orijinal albüm kapağından farklı olarak yeni gördüğüm, bir önceki albümün kapağında da olan ama bizim aslında yeni gördüğümüz bazı fotoğraflar da var. Gözde, hoş geldin. Bunların booklet'lerini muhtemelen internette bulursunuz bu arada. Evet, burada Marley Mall, Premier ve Large Pro ile beraber nasıl görebilirsiniz? Böyle bir fotoğraf var. Albüm çıktığı dönemden bazı basın haberleri falan da var yer yer. Burada da Q-Tip var gördüğüm. Arkada yine de Primo var. Muhtemelen kayıt döneminden bir fotoğraf bu da. Burada işte Ilvil'le beraber Nas
ölmüş arkadaşlarına burada bir selam gönderiyor bu albümün özel versiyonunda. Diğer tarafta booklet yok, sadece deminki Slave'li CD'nin ikinci CD'si var. Ama tasarım bence de çok güzel bir tasarım yani burada. En sevdiğim albüm tasarımlarından biri benim yani. Evet, sıradaki parçamıza ilerleyelim istiyorsanız. Rhyme Scheme'i şimdilik bir kapatayım çünkü sample'lara bakacağız. Evet, sırada Cycle As'in ve Nas'ın ortak prodüktörlüğünde beat yapılmış. Life's a Bitch var, AZ düetli. bunun sample'ı da burada sadece bir parçadan sample var. Diğerlerindeki bir üç parçadan, iki parçadan değil, bir sample'ımız var. Les bir parçayı sample'lamış. O da The Gap Band'in neydi? Unuttum. Yearning for Your Love. Buradan biraz küçük geldi, okuyamadım yani, pardon. İlk yine sample'ı dinleyelim. 22. saniye civarı demiş ama aslında başından itibaren var. Hani Who Sampled bilgisinden aldım buradaki süreler ama aslında başından itibaren duyacağız zaten. İlk olarak parçamızın sample'ı geliyor. The Gap Band, Yearning for Your Love geliyor. Evet. Fade attım. Ya YouTube'a bir şekilde koymaya çalışacağım ama bakacağız yani. Çünkü konuştuğumuz kısmı kestiğimizde 15'er dakikalık falan bir kısım kalabilir yani. Çünkü bunda parçalara geç demeden komple albüm inceliyoruz. Ben size sample'ı olabildiğince, hani producing mantığında da neler yapılmış onu göstermeye çalışıyorum bir taraftan ama bakacağız. O zaman parçamız gelsin. Ben Rhyme Scheme'i de getireyim. Bunun da Rhyme Scheme'i var. Ama dediğim gibi şu anlık ben hazırlamayıp YouTube'dan aldığım için biraz limitli gidiyoruz orada. O zaman Nas featuring AZ, Life's a Bitch geliyor. Biz de müzikalitesi olan rap müzik dinliyorduk. Türkçe rapin aksine. Beğeneceğin şeyler var burada abi. Beğeneceğin prodüksiyonlar, müzikalite buralarda var. Şeyi anlatayım. Rhyme Scheme nedir diye soruldu. Bir de Atilla'nın sorusu demin Türkçe rap'e biz yine sallarken kaynadı. Abi şöyle bir şey var. Müzik genel olarak his. Yani mesela sever misiniz bilmiyorum ama ben fado dinlemeyi falan da severim mesela. Buika, hani yani Portekizce hiç yok bende ama yani o tamamen duygunun size geçmesi. Yani o biraz şey bahanesi. Ya Türkçe rap dinleyicisinin ben kalitesizlikten hoşlanıyorum demesinin Türkçesi o biraz abi. Kibarcası yani. Anlamadığım için dinlemiyorum. Ya Türkçe rap'te zaten size bir şey anlatılmıyor ki, son dönem için konuşuyorum. Neyi anlayıp da seviyorsunuz yani? Yani en basitinden yani tamamen duyguda geçiyor olay. Duyguda bitiyor yani. Geçen hafta iki hafta boyunca size Fransızca rap yayını yaptık geçmişten günümüze gelene kadar. Orada baya beğenip playlistinize eklediğiniz işler oldu. Hani bu biraz hani at gözlüğüyle bakma mevzusu aslında yani. Ya Amerika'da bunun biraz okey olması abi Miraç, bunun sebebi yani. Arda böyleyiz biz biliyorsun. Sen sadece Discord'da vardın galiba. Yayına ilk kez gidiyorsun ama bu genelimiz böyle yani. Sen burada eğlenirsin. Yani evet, öyle diyenler gidip saçma sapan yani dümdüz insanları dinliyorlar yani, saçma sapan demeyeyim ona da. Çünkü abi burada şey var. Urban Poetry var, sokak şiirliği var ve Nas geldiği housing projectslerde, yani toplu konutlarda, Amerika'daki toplu konut yaşamını da bilmeyenler için anlatayım. Şöyle bir durum oluyor. Amerika'da eski suçlulara, işte kölelik sonrası dönemde, işte göçmenlere vesaire, yani alt gelir durumu ve sınıf ayrımı olarak toplumun alt kesimine yaşamaları için toplu konutlar tahsis ediliyor. Ve burada bütün yani şey gibi düşün, bütün eski suçlular eğitim seviyesi olarak, tahsil seviyesi olarak çok iyi durumda olmayan insanlar, bu güruh bir blok etrafında yaşıyor. Böylece Amerikan ghettolaşması daha da bir bugünkü halini alıyor zaten. Böyle bir ortamda anlatabilecekleriniz bu. Ya yani black on black crime dedikleri, hani siyahın siyaha yaptığı zulüm mantığı Amerika'da. Buradan doğuyor zaten yani. Bu parça güzel prodüksiyon. AZ'nin verse'e değineceğim. AZ'nin kariyeri boyunca yaptığı bence hala en iyi verse. Bir daha asla üstüne çıkamaması ve solo albümlerinde hiç böyle çok klasik bir albüm çıkaramamış olması beni üzen bir şey.
Güncelde çok sevdiğim düetleri de vardır ama AZ benim için tam bir düet insanı. Yani girdiği düeti yükseltir ama kendi solo projelerinde asla böyle çok çok iyi bir iş duyamadık maalesef yani. O beni üzer biraz. Rhyme scheme nedir diye soruldu. Rhyme scheme şurada gördüğünüz gibi kafiye şeması ve sadece her bir satırın sonundaki kafiyeyle gitmiyor. Kompleks rhyme dediğimiz şey burada var. Yer yer double rhyme'a gidiyor. Bazı harf uyakları önemli vesaire. Buradaki şemada siz bunları görebiliyorsunuz. Neyle kafiyeli? Hangi kelime hangi kelimeyle kafiyeli? Hangi harf arasında uyum var? Burada gördüğünüz bu aynı renkte çizilenler birbiriyle kafiyeli olan şeyler bu şemalarda. Autotune Lord'e hoş geldin. Abi kompleks rhyme bu oluyor abi işte hani yani sizin sadece AB AB uyağı yapmamanız ya da sadece kelime sonlarına double rhyme yapıp kalanında kafanıza göre cümle kurmanız değil o cümleleri de harf uyaklarına da özenerek kurmanız kompleks rhyme deniyor. Türkiye için örnek isteyeceksiniz muhtemelen. Bunu gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de çok iyi yapabilen birisi Şehinşah var aklıma ilk gelen. Evet rhyme'ın bir çeşit hali var bu arada evet yani. Türkiye'de ama bunu kafiye şeması yaparak baktığımda bu şekilde net Şehinşah derim yani. İlla Türk bir isim duymak istiyorsak. Sıradaki parçamız gelsin. Rhyme Sheet'imi şimdilik kapatayım. Sıradaki parçamızda da mesela dediğim gibi bu hafta kendim hazırlamadım. YouTube'dan hazır Rhyme Sheet'imleri çekmeye çalıştım. Rhyme şemalarını yani Türkçesini söyleyeyim size. Mesela World Is Yours gelecek. Trackli sırasıyla gidiyorum çünkü. World Is Yours'da sadece Here you are, üçüncü the verse'ün hero of the rhyme şemasını art. The çıkarmışlar mesela. one thing is gone. I won't have to worry about the negative producer trying to be all in the video. Evet, All on aliterasyon ve asonans the aynen record. edebiyat okuyanlar da Death zaten daha net anlamıştır beni. Ben iyice basit olarak anlatmaya çalışıyorum abi o yüzden. Habib Gray takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yok abi Anıl Piyancı'yı ben hani bu başlık altında incelemem ya. Sıradaki parçamız World Is Yours demiştik. Evet, sample'ları. World Is Yours'da prodüktörümüz Pete Rock. Çok sevdiğim bir prodüktör. Ona geleceğim. Sample'larımı bulayım. Buldum. Burada iki tane melodi dediğim aslında burada melodi diye daha net anlayın diye melodi dedim. Aslında bazı yerlerde brass chop'ları alınıyor. Hani brass tab'leri alınıyor bir tanesinde. Ana melodimiz de Ahmet Cemal'ın Allow Music parçası. Ahmet Cemal Trio'nun. Vokal sample'ımız da var. Onu da hepsini size dinleteceğim. Merak etmeyin. Hatta sırasıyla gideyim ya. İlk olarak Ahmet Cemal'dan Allow Music geliyor. Bu parçada Pete Rock'ın sample'ladığı işlerden bir tanesi. Size tam yerini bulacağım merak etmeyin. Kaç demişim? 4.58.5 evet. Abi 4.58 ve 5'te başlayan yerlere dikkat et tekrar. Hani bu bizim genelde hani her zaman bu kadar iyi sampling yapılmıyor tabii ki. Çoğu zaman şeyi de görürüz hani. Bunu bu arada insanları gömmek söylemiyorum. Ben de erken dönemde hatta bazen hala yaptığım bir hata. Sample çok güzel oluyor. Hani çoplamadan direkt abi üstünde davul ve çeşitli enstrümanlar ekleyip bitirdiğim de oluyor ama aslında doğru kullanımı, doğru sampling bu. Yani parçayı alıp bambaşka bir yere götürdüler çünkü yani burada. Buradaki vokal sample'ı da rap parçadan gelecek. Vokal sample dediğim aslında scratch sample'ı burada var. Şimdi ikinci açacağım scratch sample'ımız. T-Lark ve Jazzy J'in It's Yours parçası. Zaten anlayacaksınız neresi olduğunu. Parça çünkü çok kült bir parça rap dinleyenler için. Anlaki olabilir. Prodüktör incelemeleri de yapacağım zaten ya merak etmeyin. Geliyor. Burayı nakaratta scratch'le yedirdiler. Diğeri ise step'imiz var bir tane. Jimmy Gordon ve Jazz'in Pop Band, Walter L parçası. Albümün 6. parçası. Bu da başlarda olması lazım neredeyse, evet. Burayı step olarak aldılar. Öyle söyleyeyim size. Ana melodimiz Ahmet Cemal'dan geliyor yani. Parçamıza bakalım isterseniz. Bu Türkçe çevirisi olmadığı için daha önceki parçaların aksine bunu size klibiyle getiriyorum. Step değil abi, step. Saplama anlamında. Yani one shot aynı stab. STAB. Step diye mi anlaşıldı? Şöyle yazılıyor. Aynen. Size onu FL'den de gösterebilirim ayrıca. Kısa tek notalık vuruş abi.
Hit mantığı düşünün. O zaman klibiyle beraber Nas The World Is Yours geliyor. Üçüncü verse'te ise ben rhyme şemasını başlatacağım size, merak etmeyin. Geliyor. Şimdi sampling'e de dikkat edelim. Evet. World Is Yours'a da baktık. Albümün ilk yarısını, yani plak mantığı A yüzünü bitirmek üzereyiz. Zaten 10 şarkımız var. Bu arada chat'ten sample için soruldu. Abi daha geniş kapsamlı kaynak için reklam gibi düşünme. Benim YouTube kanalımda 2-3 hafta önce yaptığımız Müzik Business yayınının tekrarı var. Orada dijital dağıtımın yöneticisi sevgili Arda Can Türk'ü ağırladım, Arda abiyi. Arda abi özellikle sample konusunu onunla da konuştuk. Teliflenme nasıl işliyor? Çapraz teliflenme sıkıntısında neler oluyor? Hani bu telif bildirimi ya da işte farklı isme teliflenmiş şarkıların çakışımında oradan bakabilirsiniz. Bayağı detaylı konuştuk ama ben sizin için özetleyeyim. Abi şöyle 3 ihtimal var diyebilirim size. En temel mantıkla. Birincisi, abi alacaksınız ve yakalanmamayı umacaksınız. 90'larda yapılan buydu rap müzikte açıkçası. İkincisi şöyle bir şey oluyor. Bu belli bir ücreti şeyi yok. Bu şey şehir efsanesi, hani işte 4 saniyeye kadar keserseniz sıkıntı olmaz vesaire. İkinci ihtimal, yine çok iyi çoplayacaksınız. Yani artık buradaki gibi bir kullanım yapacaksınız ki hani baya dikkatli dinlenince belki anlaşılsın. 1,5 notadan, çünkü yani 1,5 nota diyorum, 1,5 saniye uzundaki bir bölümden alınan 2 notaydır, çünkü çıkan iş bu abi. 3 farklı sample bir arada. Evet, ilkini yaparsanız Pharoah Monch albümü gibi olabilir yaptığınız iş. Bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Normal ihtimal, üçüncü ihtimal şu: bazı sanatçılar ve plak firmaları diyor ki abi belirttiğiniz takdirde bizim sample'ımızı kullanabilirsiniz. Ama burada da muvaffakatname almak iyi olur. Çünkü Suicide Boys ve 36 Mafia arasında, rap grupları arasında bir sözlü güven anlaşmasına dayanan bir facia oldu. Şöyle, Suicide Boys'a DJ Paul ve Juicy J dedi ki abi, bize sürekli Memphis rapini ve bize sürekli saygınızı belli ediyorsunuz. Bizim parçalarımızı istediğiniz kadar sesi, vokali sample'layıp scratch olarak kullanabilirsiniz. İşte beatlerimizi kullanabilirsiniz. Birikti, birikti, birikti abi. Toptan bu söze güvenerek Suicide Boys iş yaptı. Toptan bir dava açıldı ondan sonra. Birkaç milyon dolarlık yani. Böyle bir şey de olabilir. Islak imza almak her zaman yani yapmanız gereken şey aslına bakarsanız. Şunu yapabilirsiniz. Plak firmasına veya telif hakkını elinde bulunduran kişiye ulaşıp pazarlık etme, anlaşma yoluna gidebilirsiniz albüm çıkmadan önce. Bu da şöyle. Bu arada Hegva, takip için teşekkürler, hoş geldin. Bu da şöyle oluyor seçenekleriniz olarak. Size diyebilirler ki şu kadar para istiyoruz, karşılığında bütün royalty istemeden, biz telif istemeden size bunu kullanım hakkını veriyoruz. Boylu Burak, takip için teşekkürler, hoş geldin. Bunu diyebilirler, şunu diyebilirler: şu kadar para artı işte dinlenmelerin yüzde şu kadarının telif hakkı bana aksın diyebilirler. Ya da komple kullanabilirsiniz ama parçanın telif hakkı bana akar diyebilirler. Yani ve plak, böyle bir ihtimal sizin için özellikle, hani tamamen underground manada müzik yapacaksanız, indie müzik yapacaksanız, bağımsız sanatçı olacaksanız mantıklı. Ama bir labelle anlaşacaksanız hiçbir label buna sıcak bakmayacaktır mesela. Bu biraz tartışma yaratan bir konu. Ama örnek vereyim, Selda Bağcan Mos Def mevzusunda. Mos Def Grammy almasa Selda Bağcan'ın hala ruhu duymayacaktı muhtemelen mesela. Etik midir? Hani mantıken yani ayrı bir mevzu. Bu bambaşka bir boyut yani. Abi parasını verip almak için de şöyle bir kaynak var. Hep söyledim daha önceki yayınlarda da. Tracklib diye bir şey var. Eric Sermon'ın EPMD'den tanıdığınız girişimi. Onlar şu an o siteden lisanslayabileceğiniz bir sample arşivi oluşturmaya çalışıyorlar. Giriyorsunuz, dinliyorsunuz ve A, B ve C tipi, artık ücretine veya kullanım şeklinize göre değişecek bir lisanslamayla ya da işte kaç parçada bir değişecek vesaire. Onun detaylarını siteye girip inceleyebilirsiniz. Bir anlaşmayla oradan telifli sample'ları indirerek de sampling yapabilirsiniz. Gayet mümkün bir şey. Ama henüz benim açımdan biraz hala limitli görüyorum. Çünkü yaptıkları şey kolay bir şey değil. Hala limitli bir sample bankası var orada yani baktığımız zaman. Hadi, evet, Weekend Look at Turiye ödemiş deniyor. Onu ben de duymuştum. Neyse, sıradaki parçamıza geçeyim. Abi en sevdiğim işin hangisi? Abi globalde bakarsak Marauders, rahmetli Sean Price'la, Cannibals'la, Raskas'la beraber yaptığımız parça. Veya Death Squad, yine Ducktown isimlerinin olduğu parça. Türkiye'den bakarsak da
sanırım Fuat abiyle yaptığımız Kefeni Yolla veya Berhava'da Yerdeniz derim ya. Herhalde. Sağ yanla yaptığımız. Sıradaki parçamız Halftime. Prodüktörü Large Pro. Yine burada bas sample'lanmış ve yine melodi ve stabler var sample'lanmış olarak. Hepsine beraber bakacağız. İlk olarak bas sample'ına bakalım. Japanese Haircast Dead End. 20. saniye civar mı? 10. saniye galiba, aynen. Zaten merak edenler ayrıca Who Sampled'dan da bakabilirler. Siteyi yazayım merak edenler için. Sample kimlerden ne sample almış merak edenler varsa diye. Siteyi de yazayım chat'e. Ve sıradaki sample'ımız. Gary Bird, Soul Travel'in Part 1. Hemen girişte zaten yine. Evet. Bayağı sevdiğim bir parça ama parçamıza geçelim. O zaman Halftime geliyor. Halftime'ın bir rhyme şeması yok internette. Dediğim gibi ben de son anda bu programa karar verdiğim için hazırlamadım henüz. Ve Türkçe altyazısı da yok Halftime'ın. O yüzden yine klibi geliyor. Nasıl Halftime geliyor? Bakalım. Evet. Halftime'ı da bitirdik. Sırada neyimiz varmış? Evet, yine bir Primo prodüksiyonu var. Memory Lane. Diğer ismiyle Sitting in the Park, yani parkta otur parkta oturuyorken. Burada da yine Primo bayağı bir sample almış ama aslında iki sample Scratch'ta var. Beat'in ana sample'ımızsa Robin Wilson'dan geliyor. We Are In Love parçası 1971 çıkışlı. İlk olarak ona bakalım isterseniz. Bu beatimizin iskeletini oluşturan ana sample şu an bakacağımız. Diğerleri ise scratchlerde duyduğunuz vokal katları. O Subnasty'ye hoş geldin abi. Nasılsın? Diğer scratchimiz ise sample olarak bu parçada. Vallahi sevindim o zaman andaki ya. Çok mutlu oldum şu an yani. Diğer vokal sample'ımız da Marley Marl ve Craig G'den geliyor. Onlar da biliyorsunuz QB'den, Juice Crew'dan. Dropping Signs. Bu da Dropping Signs daha önce Hip Hop 101'in ilk yayınında test yayınlarımızdan biriydi. Toplam ikinci yayınımızdı. %5 jargonundan geliyor. %5'i de orada anlattım size. Geliyor. Evet, sample'a baktık. Bu arada Mad Maze benim Uzak Doğu sample'ıyla kullanarak yaptığım bayağı bir beat var. Yayınlananlar da var Türkiye'de. Biri mesela Sahil'in albümünde Öldün isimli bir parça, Lyricist Ninja'da. Ondan sonra yine Sahil'le yaptığımız Dimdik Ayakta parçasında biraz Nonfiction Necro'nun erken dönemi vari bir Uzak Doğu sample'ı var. Bir de o beat'i çok kötü mixlediler ve hiç hayal ettiğim gibi olmadığı için ben kendi playlistime yapmışım gibi almadım ama şey var. Hip Hop Life Pro'da yakın dönemde çıkan Doktor Zehir'in albüm introsu Bahar Geldi var. Orada da bayağı bir Uzak Doğu sample'ı var. Ya beat'in mixini çok kötü yapmışlar abi mixlerken. Hani her zamanki problemim benim. Ve kötü dokunuşlar olmuş yani. Ama ben bu saydığım parçaların düzgün mixlerini bir sonraki Beastrumentals serisinde vereceğim muhtemelen ya. O zaman parçamıza bakarım. Bakalım. Konuşamadım. Wu-Tang incelemedim abi. Bu bizim ilk klasik inceleme yayınımız. Wu-Tang, detaylı bir Wu-Tang ve Wu-Tang Affiliate, yani Wu-Tang bağlantılı grup incelemesini Hip Hop 101'de muhtemelen Türkçe rap tarihini falan da bitirdikten sonra önümüzdeki ayda yapacağız. Yani çünkü Almanca 2 veya 3 haftamızı alsa Türkçe rap de 3 haftamızı alır. Erdener abi, daha konuşmadım ama Tunç abiyi ağırlamak gibi fikrim var. Erdener abi kesin şu ana kadar. Batı Berlin konuşurken müsaitse eğer Fuat abiden rica etmek gibi bir niyetim var. Kendisinin henüz haberi yok. Ama yani kırmayacağını düşünüyorum. Bayağı geniş kapsamlı bir Türkçe rap tarihi yaparız. Ondan sonra grup incelemelerine gireriz yani. Belki Osman abi ve Mestefe'yi de kabul ederlerse ağırlayabilirim o yayında tabii ki. Ne diyordum? Ha, Almanca ne zaman diye sormuşsunuz. Almanca'ya Perşembe bir aksilik olmazsa gireceğiz ama daha slaytları falan hazırlayamadım. Bir de Cenk beraber yapalım diye konuşmuştuk. Cenk'le bir konuşacağım ben yayın sonrasında bir. Ya da yarın. Belki bu haftalık başka bir şey sıkıştırabiliriz ama en geç haftaya başlar Almanca rap.
Neyse, parçamıza devam edeyim. Illmatic'ten devam ediyoruz. Memory Lane, Sitting in the Park. Bu nasıl bir versiyon geliyor? Sample'ları dinledik. Haydi bakalım. Ve bunun da rhyme şeması var. Kafiye şeması var bunun da. Geliyor. Ne oldu Merdo'cum, hoş geldin. Bonjour monsieur falan böyle. Yine niye günaydın dediğim sen şu an Merdo'ya. Yine Fransızcam bitti. Oh, hoş geldin Fatih. Abi evet, anlaki farkındayım ya. Yani şey var. Ya bizim bu yine benim klasik elitist, buradaki elitist geyiği zaten geyik yani, öyle bir şey yok. Hani biz öyle bir kibirli bir şekilde insan ayırmıyoruz. Çünkü günümüzdeki elitizm kavramıyla 1900'lerin başındaki elitizm kavramı aynı şey değil artık malum. Ya şey var. Ya bizim içeriğimizi zaten, ya chatimizi, içeriğimizi görünce burada barınamayacağını görüp bazı insanlar kendisi zaten gidiyor belli bir süre sonra. Hani bu, en fazla iki söversin, üç söversin. Hani bana da gerek yok. Belli ki burada sen ciddiye alınmıyorsan yani gidersin zaten mantıken bence. Anla ki. Yani. Ama ben şu an gidişatımızdan çok memnunum ya. O konuda problemimiz yok bence. Evet, papyonumuz olmadan izlemiyoruz bu yayınları. Ya dediğim gibi abi şeyi ama anlamıyorum, hani biraz hem 1,5 saat olmuş yayına başlayalı, zaten son 4 parçamız Illmatic'ten. Azıcık bir 5-6 dakika bir goy goy yapalım yine. Şöyle de bir şey var abi, zaten şunu gerçekten anlam veremiyorum. Hani bir yayıncının ya da işte herhangi bir insanın, bu sadece yayıncı da olmak zorunda değil, biz bunu hani müzisyenler olarak da bazen DM'de yaşıyoruz. Abi neden o kişiye bir parça açtırmak, yani neden hani yani. Spotify'ın vardır, yoksa YouTube vardır. Hadi onu da kullanmıyorsan MP3 indir falan hala vardır herhalde öyle siteler, değil mi? Abi aç dinle. Yani neden? Gerçekten neden yani? Bir ya da şey, yani sadece bu dinleyelim bazında değil. Şunu izleyelim. Abi konumuzla alakalıysa biz o tondaysak izleyelim. Tamam. Yani ya da şey değil, konumuzla alakası da olmaya gerek. Ben şunu diyebilirim. Abi hadi bir şeyler önerin, onları izleyelim. Bugün kafamıza göre çil çil takılacağız böyle hani. Bir şeyler izleyip gülmeye çalışalım, işte bir şey keşfetmeye çalışalım desem eyvallah da, yani biz blues konuştuğumuz yayında da hani bu olmadı da örnek veriyorum, gelip abi işte şey MasterChef'in yeni bölümünü izleyelim mi? Abi izleyelim de şimdi mi izleyelim hani, yani tamam bir gün izleyelim ama şimdi mi yani? Yani bu kafayı asla anlayamayacağım ya. Şant chat. Ben MP3 çalar değilim dedim, evet Berus. Bu cümleyi kurdum daha önce yani. Ay. Evet, yine ben rhyme şemamızı kapatayım. Kafiye şemamızı. Çünkü One Love'ın da kafiye şeması yok. Aynen. Sıradaki parçamız 7. parçası albümün, One Love. Geliyor. Şu an evet onun sample'larını görüyoruz. Burada da bir davulumuz sample'lanıyor drum break'ten. Bir yine scratch sample'ımız var. Bir de beat'imizin iskeletini oluşturan melodi sample'ımız var. İlk olarak melodi sample'ımızı dinleyelim istiyorsanız. Nerede? Evet. Smiling Billy Sweet Part 2, Part 2 ya da The Heat Brothers. Geliyor. Çok güzel parçadır bu arada. Hani tavsiye ederim. Ya zaten bu janrları da incelerken bu tarz şeyleri bol bol dinleyeceğiz biz pazar günü The Crates'te Onur'la beraber. Hiç merak etmeyin. İlk hafta, geçen 2 hafta önce bir alt kültür nedir? İşte plak koleksiyonu falan girdik. Bu pazar, 2 gün önce yani. Değil mi 2 gün önce? Evet 2 gün önce. Blues'a giriş yaptık. Aslında elektrik blues'la, blues'u tam bitirmedik. Elektrik blues'la başlayıp rock'n'roll'a geçeceğiz oradan. Sonrasında caz, işte psychedelic rock'lar, prog rock, hatta akapella müziğe kadar bayağı bir şey inceleyeceğiz. Hatta eğlencesinde bir arabesk ve arabesk drill yayınımız bile olur, neden olmasın. Yok emir yaptım. Geçen hafta işte, pazar günü 2 gün önce. Evet, sırada scratch'imizin alındığı vokal sample'ına bakalım. Houdini One Love parçası. Evet, durdurdum. Hafif krautrock'a da kaçacak gerçi ama biraz Eloy çok severim daha doğrusu. Camel severim, Jet Hotel severim. Daha underrated olarak sayabileceğim. Hani Pink Floyd bazen çok gömülüyor ama ben yine severim yani. Teşekkür ederim.
Burada da scratch'imiz için vokal sample'ımız geliyor. Geliyor dedim. Dinledik. Şimdi davulumuzun geldiği drum break'i dinleyelim. Coming Out of the Rain, Parliaments. Geliyor. Evet. O zaman parçamıza bakalım. Van Love'ın da kafiyelemesi yok demiştik. O zaman Van Love Türkçe alt yazılı var. Klibi de var ama sanırım siz Türkçe alt yazılıyı tercih edeceksiniz değil mi? Klip mi açayım, Türkçe alt yazılı mı? Size sorayım, öyle bakalım. İkisi de var elimde ama Türkçe alt yazılı bence daha mantıklı olacak hani. Sözleri de anlamanız açısından bence. Değil mi? Türkçe alt yazılı açayım. Klibini de severim ama tamam, Türkçe geliyor. O zaman Nas One Love Türkçe alt yazılı olarak geliyor. Evet. Q-Tip düetli ve Q-Tip prodüksiyonlu One Love'ı da dinledik. Elmadik'ten 7. parçamız. Son 3 parça. Geçeceğiz ama sorulduğu için söyleyeyim. Yabancı rapte Sagopa Kajmer'e yakın kim var dendi. Özellikle Bir Pesimist'in Gözyaşları albümünü yaparken Sagopa Kajmer'in en büyük ilham aldığı grup. Aynı dönemin paralelindeki, aynı yıllardaki, paralel yıllardaki daha doğrusu. Paralel falan diyorum ya, inşallah almazlar Silivri'ye. Neyse. Paralel dönemde. Paralel dönemdeki Jedi Mind Tricks albümlerini öneririm. Yani orada özellikle Stupa Öykünme fazla var. Winnipeg'in vokaline, erken dönemdeki vokaline öykünme çok fazla var. Hani orada o dönem Sagopa Kajmer'in Amerika karşılığı biraz Jedi Mind Tricks grubu yani. Ya Mr. Brown çok kötü rapçiydi bu arada ya, üzgünüm. Yani ben çok şarkılı albümleri de severim bu arada ya. Undertaker. Gerçekten Mr. Brown'u şu yüzden sevmiyorum abi. Sevmiyorum dediğim, hani kişisel bir şeyden bahsetmiyorum. Şey vardı. Dönemi için evet, düetlerde falan dinledik ama Türkçe gibi düşünerek İngilizce yazıp okuyordu. Yani vurgular yanlış yerlerde. Tıpkı Türkçedeki gibi, hani yanlış hecede vurgu var abi. Yazdığı şeylerde. Dinlenebilirliği çok düşüyordu. Bana hiçbir zaman hitap etmedi yani. Çok İngilizce Türkçe rap dinliyormuş gibiydim. Öyle söyleyeyim size yani orada. Ya Funky C'nin MC'liğini MC saymam abi ben. Üzgünüm. Yani çünkü klasik 80'lerdeki DJ mantığı, hani Funky C genelde herkes hani hadi eller havaya haydi düğün kafası yani biraz. Hiç konuşamamak bu arada. Haydi eller havaya haydi düğün. Hani böyle bir cümle kurulmuyordur muhtemelen. Yani kendisinin de MC diye bir iddiası yok zaten. Haydi düğün havaya ne abi Allah aşkına. Of. Neyse ben sıradaki slide'ımıza geçeyim. Hiç bilmemek yani. Olayı hiç bilmemek yani. Öf. Evet, sıradaki parçamız. Daha önce buradan Large Pro prodüktörlüğünde bu arada bu parça. One Time For Your Mind. Parçanın ismi. Ilmadin 8. parçası. Jon Snow da halaya Allah kahretsin. burada bu of konuşamadım, çok güldük. Burada sample alınan parçayı zaten en başında başka bir parçada dinledik. Orada step almıştı diyorduk. Burada ise aynı parçadan daha melodi direkt beat bu parçanın melodisi üzerine kurulmuş durumda. Parçamız gelsin. En başta dinlediğimiz parçaydı. Jimmy Gordon ve His Jazz and Pop Band, Walter L. Aynı parça. Sadece sample'ın yeri farklı. Orada step alınmıştı. Aslancığım görüşürüz. Selam söyle. Ha vay, bu yayın var ve Haluk her yerde hip hop hip hop diye bağırıp bu yayına gelmeyip Among Us mı oynuyor? Ona da ayrıca selamlar abi. Şaka şaka, selam söyle. Geliyor parça. Evet, dinledik ama ufak bir hatam var. Onu düzelteyim hemen. Parçayı aldım sanıyordum. Nasıl parçayı unutmuşuz playliste? Olur böyle aksilikler. Ya da benim gözüm görmüyor yine. Evet, almamışız. Geliyor. Hemen bulurum ben. Kafam karışmış orada herhalde. O zaman sırada Nas One Time For Your Mind geliyor. Hakikaten bir işi de düzgün yapayım ya. Bir takibimiz daha var. Emir takip olup çıkarken ben yine o sandığım işte okumamışım. Kaya
Hoş geldin sen de. Takip için teşekkürler. Abi evet, Atilla gerçekten şey, Christian rap diye bir şey var ama yani o da çok tırt bir canlı ya. Gerçekten çok çok tırt bir canlı yani. Teşekkür ederim Hakkı'ya. Beğenmene sevindim. Gerçekten var. Hani hatta hani çok alakasız benim bir tanesiyle çalışmışlığım var. Ya kendi albüm. Çok erken bir dönem remixini yapmıştım parçanın vokalini sevdiğim için. Sevdiğim tek Christian rap MC'si benim galiba Braille. Ama ya yani o da zaten tam olarak Christian rap sayılmaz zaten ya. Ay ama ya genel olarak abi yani bir ideoloji püsküren rap müzik beni sıkıyor ya. Abi Türkiye'de ya çalışmak isteyeceğim merkeze çalıştım herhalde Nakkayacığım ama globalde çok var yani. Mesela şu an albümün dinlediğimiz Nas çok isterdim yani. Evet Native Dean vardı bir ara ATV falan çıkmışlardı. Şey de var işte Kanye West'in mesela son albümü gospel albümü abi. Hani bakarsak hani rap kısımlarını dahil edersek Christian rap sayarız mesela. Nasıl senin beatlere girmez, iyi senin beatler diyor Emi, Allah kahretmesin. Of. Sıradaki parçamız. Yine bir DJ Premier prodüksiyonu. Represent. Albümün 9. parçası. Bunun kafiye şeması, rhyme scheme var bunda. Yine ben sample'larımızdan gideyim. İlk olarak Melody, Lee Irvin'den Thief of Bağdat, Bağdat Hırsızı isimli parçadan sample'lar var. Evet bunu size çevirmesem de olurdu, hepiniz anlamışsınız zaten. Böyle gereksiz şovlara çok kaçıyorum ben. Represent, evet, Fransız rap yayınından. Altyapının diğer elementleri de drum break, yani davulların sample'landığı bir break var. O da George Clinton'ın I Didn't Come Rhythm parçasından geliyor. İlk drum break'imize bakalım. Hemen başlıyor zaten. Parça drum break ile başlıyor. Parçanın ritimleri buradan sample alınma. Yani drum break'ten yani davullar da sample'lanabilir. Hani loop olarak da kullanabilirsiniz bunları. Çok örneği vardır. Ya da one shot şeklinde kickleri ve snare'leri ayrı ayrı kesip tekrar yazabilirsiniz. Hani ikisi de benim sevdiğim yöntemler mesela. Var bu tarz çalışmalarım. Melodi sample'ımıza da bakalım. Lee Irvin, Thief of Baghdad geliyor. Durdurdum. Sample'larımızı dinledik. Parçanın kafiye şeması da var bu sefer. O da gelecek. DJ Premier'in çok sevdiğim bir beat'i bu arada bu. Kafiye şemamız da gelsin. Parçayla eş zamanlı başlatmaya çalışacağım diğerinde. Lexa bunları bayağı dinleyeceğimiz benim caz ve beatmaking üzerine, ağırlıklı sample'lar üzerine yapacağım yayınlarda olacak diyor. Mesela rap gibi bakma, sen çok rap sevmiyorsun ama bizim kanalda sana da hitap edecek müzikler dinleniyor yani, hiç merak etme. O zaman Nas Represent geliyor. Tek sıkıntısı kafiye şemasını falan bulduk ama Represent'in de Türkçe çevirisi artık YouTube'da yok. Bir ara vardı ama artık yok maalesef. O yüzden klibi geliyor. Evet. Rhyme scheme kapansın. Kafiye şeması. Ve İlmatik albümünün son kapanış parçası It Ain't Hard to Tell. Hastası olduğum parçalardan biri. En beğendiğim Lush Pro Beat'i benim gelmiş geçmiş diskografisinde budur. Yine burada Melody daha önce başka bir parçada aynı albümde davulların sample'landığı bir parçadan bu sefer Melody alındı. O da Kool and the Gang'in NT parçası. Aa evet, yayının sonunda albümdeki favorilerinizi de oylayabiliriz ama abi şey, anket maksimum 5 seçenekle açılabiliyor. Onu siz kendiniz chat'e yazın istiyorsanız. Abi Life is Good benim sevdiğim Nas albümlerinden biri bu arada yazar. Aynen. Ben No ID'yi de sevdiğim prodüktör ama mesela King's Disease bazında ben hani Nostradamus'la beraber hala Nas'ın en kötü albümü olduğunu düşünüyorum. Kanye prodüktörlüğündeki albümü dahil buna yani. Maalesef. Yani hiç Hitboy Nas bence hiç iyi uyum sağlayamamış ya. Yani şey var. İlmatik evet bence de yani övüldüğü kadar olan bir albüm ama mesela It Was Written'ın bir sonraki albümü nasıl, onun da hakkının biraz yendiğini düşünürüm yani. O Demi Marley Nas albümü de çok güzel albümü. Distant Relatives. Şey sen Life's a Bitch'i diyorsun, AZ Atilla.
Evet, o Arda doğru söylüyor. Message it was written abi. Aynen, mesela It Was Verdon Us'ın bence en underrated albümü. Hani Illmatic aşırı övüldüğü için biraz insanlar sıkıldı ama bence hak ediyor bu övgüyü yani. Çünkü şey var. Neyse, parçadan sonra albümün genel toparlama yapmak adına toparlamak adına albümün genel bir yorumunu yaparken bunları söylerim. Çok oyalanmayalım. Sample'lara devam edeyim ben. Burada Drum Break Stanley Clark'tan geliyor. Slow Dance parçası. Ve hem vokal chopları hem de ya vokal sample'lanıyor. Ana melodimiz aslında burada bir vokal sample'ı Michael Jackson'dan. Hepsini size bir dinleteceğim, merak etmeyin. İlk olarak stepleri aldı. Bu parçadaki steplerin alındı. Cool and the Gang sample'ına bakalım, NT'ye. Tekrar başa dönüyorum. En başta çünkü dinlemiştik. Drum break'imize de bakalım. Neredeydi? Burada Slow Dance. Stanley Clark Slow Dance'ten de drum break'imize bakalım. Hemen zaten parça drum break ile başlıyor. Ve Michael Jackson'ın Human Nature isimli parçasında da hem girişinde hem de sonunda, ki özellikle sonundaki kısım zaten ana sample'ımız, beatimizin ana iskeleti oradaki sample. Bir de onu dinleyelim istiyorsanız. Sonra da Türkçe çevirisine bakalım. Yani klibini de açabilirim ama yine Türkçe çevirisini tercih edeceksiniz muhtemelen. Yani haklı olarak. O zaman Michael Jackson'dan Human Nature geliyor. İlk sample 5. saniye civarına girecek. Dinleyelim. Evet, sample'ları duydunuz. Lush Pro'nun bana göre de dediğim gibi kariyerinde çıkardığı en iyi beatlerden bir tanesi. Ve Illmatic albümünün kapanış şarkısı. Türkçe altyazılı olarak It Ain't Hard To Tell geliyor. Ve verse'lerin bunda da kafiye şeması var. O da ekranımıza gelecek. O zaman geliyor. Nas It Ain't Hard To Tell. Söylemesi zor değil. Çevirilerimi seviyordunuz madem. Geliyor. Evet, parçamız bitti. Abi evet, o şey Star Wars parçası şeye konuldu. Normalde albüm dışı bir track'ti o. Illmatic'in 20. yılda değil, pardon, bunda yok o. Demin gösterdim bu diye de şey 10. yıl özel versiyonunun B-side'ında vardı plan, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Illmatic albümünü baştan sona sample'ları da inceleyerek dinledik. Umarım ilk kez yaptığımız bir yayında klasik incelemeyini. Umarım memnun kalmışsınızdır. Albüm hakkındaki genel fikrim ise, ya bu albüm neden klasik dersek, bir hani prodüktörler Nas zaten ilk albüm ama çok prime'ında bir Nas var. Hani kalem olarak, flow olarak. Prodüktörler aşırı özenmiş. Yani Lars Pro'nun, dediğim gibi Lars Pro'nun, Q-Tip'in ve Primo'nun bana göre en iyi beatleri bu albümde. Ki Nas bir daha zaten hiçbir albümünde buradaki gibi beat seçemedi. Ha, It Was Written'ı da ve Life Was Good'u da biraz ayırırım orada. Ama beat seçimi konusunda. Ama mesela I.M'deki, Nostradamus'taki beatler falan kısmen iyi olsa da hani bir daha bu konseptte bir albüm Nas da yapamadı maalesef yani. Hani Illmatic övüyoruz, toplanalım demiştik ama tekrar göstereyim. Ah, ışık da çok kötü vuruyor. Evet, böyle dibine kadar sokunca oldu. Illmatic albümüne baktık. Yok, Alparslan, ben hani filmolardan sonra falan kesmem nasıl herhalde ya. Ama gerçi çok kötü beatler seçiyor. Gerçi yani hit boyu beğeniyorsa beni de beğenir muhtemelen. Miraç, tekrar yayının başında gelmeleri için söyleyeyim. Discord kanalımızda, ünlem Discord yazayım hatta, siz de görün. Orada e-devlet kısmında bizim yayın içeriklerimiz için önerilerinizi uygun kategorilerden içeriklerin ismiyle, zaten o kanalları gönderebilirsiniz. Şu ana kadar 3 albüm gelmişti bu yayına kadar. İlk gelen albüm ve zaten benim de çok tercih ettiğim için çok mutlu olduğum bir albüm. İlk olarak Nas Illmatic geldi. İkinci albümümüz, yanlış hatırlamıyorsam, haftaya KRS-One Return of the Boom Bap var. Sonra da DMX It's Dark and Hell Is atmışlar. Atmışsınız daha doğrusu. Arda atmış. Atmışlar demeyeyim. Kimin attığını da biliyorum çünkü. Öneri olarak. Dediğim gibi arada ben de seçebilirim. Hani kendi kafama göre bir şey de seçebilirim. Siz Türkçe de atabilirsiniz. Hatta dediğim gibi rap atmak zorunda değilsiniz. Hani bu bir klasik inceleme çünkü. Bu klasik rap inceleme diye bir isim koymadım özellikle. Hani klasik gördüğünüz bir albüm atıp inceleyebilirsiniz, seçebiliriz ama tercihim de tabii ki 90'lar yönünde rap müzik bazında. Türkçe rap olarak dediğim gibi Rap Üstad gibi bir öneri yaparsanız onu seve seve incelerim burada yani. Benim favori şarkım
Ya çok var aslında da. A Day in Tarzı Tell'le New York State of Mind arasında gidip geliyorum ama yani gerçekten ben bu albümü baştan sona sıkılmadan dinleyebiliyorum ya. Ya 10 üzerinden 10 hakikaten. Müthiş albüm. Yani o tercihler size kalmış. Dediğim gibi isterseniz şöyle yapalım. Ben bu yayını da bir kaydedeyim. Tekrar bir sıkıntımız olmasın. YouTube'a tekrarını atarım çünkü muhtemelen bir şekilde. Yine en kötü playlistler falan vererek aradaki açığı kapatırız. Siz ne derseniz. Ben şimdilik yayını kapatayım. Közümü, içeceklerimi falan alıp geleyim. Size de uyarsa Lay Shift'te oynamaya beraber başlayalım. Hani direkt bir oyun değil aslında kendisi. İnteraktif film. Bandersnatch'ten falan bildiğiniz üzere. Beraber bir hikayeye yelken açalım derim. Ne dersiniz? KRS-One'a sen attın değil mi Arda? Aynen. Haftaya muhtemelen KRS-One Return of the Boom Bap'i inceleriz. Salı günü. Dediğim gibi müzik business yayını olursa ki olacak ileride tabii ki ama Anlakicim görüşürüz. Tabii ki müzik business'ları olacak ama müzik business'ları aslında 2 haftada bir derken çok biraz acele ettik sanki. Çünkü ya dediğim gibi 10-15 en fazla 10-15 program çıkıp tamamen rafa kalkacak ve arşivlik yani bir doküman olarak YouTube'da kalacak bir seri çünkü. Denk geldi mi müzik business'a gireceğiz biraz daha. Hani bir konukla alacağım zaman. Bundan sonra salı günleri muhtemelen her hafta bir klasik incelememiz olur. Müzik business'ın olduğu haftalarda yapmayız gibi. Abi dediğim gibi Discord kanalımıza sadece bu yayın içerikleri için değil kişisel paylaşımlarınız için de birçok kanalımız var. Eğleniyoruz da orada. Beklerim yani. Ben izninizle bir yayını kapatayım. 20 dakika yarım saat içerisinde tekrar açacağım. Bu yayınımı tekrarını indireyim. Ayrı olsunlar. Tekrar bana biraz montajda iş çıkmasın. Hemen bir de bu 2 saattir nargilemi içiyorum. Kendime yeni nargile yapayım. Bir çay kahve falan yapayım. Geleyim. Oyuna başlayalım o zaman. Ne dersiniz? Oh. Zari görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim. Last Shift'e gelecekler için ben zaten oynayacağım dediğim gibi çok kişi sayısının önemi yok. Hani kendinizi zorunda hissetmeyin. Last Shift'e gelecekler için yarım saate görüşürüz. Bugünlük kaçanlar için ise çarşamba yayınımız olmaz. Perşembe Hip Hop 101'de görüşmek üzere diyorum ve kapatıyorum şimdilik. Yarım saat sonra buradayım. Görüşmek üzere tekrar Mert. Kendinize iyi bakın.